17 İsa aleyhisselam peygamberdir. Ona tapılmaz. Büyük İslam alimi, Tefsiri Kebir ve çeşitli kıymetli kitapların sahibi İmam Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh 606 Hicri 1209 Miladi'de Hirat'ta vefat etti. Ali İmran suresinin 61. ayeti i kerimesini tefsir ederken buyuruyor ki, Harezm şehrindeydim. Şehre bir papazın geldiğini ve Hristiyanlığı yaymak için çalıştığını işittim. Yanına gittim. Konuşmaya başladık. Bana, Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğunu gösteren delil nedir? dedi. Şu cevabı verdim. Fahrettin Razi Musa'nın İsa'nın ve diğer peygamberlerin aleyhisselam harikalar, mucizeler gösterdiği haber verildiği gibi Muhammed aleyhisselam'ın da mucizeler gösterdiği haber verilmiştir. Bu haberler tevatür halindedir. Tevatür ile gelen haberleri ya kabul eder veya reddedersin. Reddeder ve mucize bir zatın peygamber olduğunu ispat etmez der isen, mucizeleri tevatür ile bize haber verilen diğer peygamberlere de inanmaman lazım gelir. Şayet tevatür ile gelen haberlerin doğruluğunu ve mucize gösteren zatın peygamber olduğunu kabul eder isen, Muhammed aleyhisselamın da peygamber olduğunu kabul etmen lazım gelir. Çünkü Muhammed aleyhisselam, mucizeler göstermiş ve bu mucizeler bizlere tevatür denilen sağlam haberler ile bildirilmiştir. Diğer peygamberlerin peygamberliğine tevatür ile bildirilen mucizeler sebebiyle inandığın için Muhammed aleyhisselam'ın da peygamber olduğuna iman etmelisin. Papaz İsa aleyhisselam'ın peygamber değil ilah Tanrı olduğuna inanıyorum. Tanrı, mabut demektir. Tapılan şeylerin hepsine Tanrı denir. Allahü Teala'nın ismi Allah'tır. Tanrı değildir. Allahü Teala'dan başka Tanrı yoktur. Allah yerine Tanrı demek yanlıştır ve çok çirkindir. Fahrettin Razi. Biz şimdi peygamberlik hakkında konuşuyoruz. İlahlıktan önce nübüvvet mevzunu halletmemiz lazımdır. Ayrıca İsa aleyhisselam'ın ilah olduğunu söylemen de batıldır. Çünkü ilahın tanrının her zaman var olması lazımdır. Madde, cisim, yer kaplayan şeyler tanrı olamaz. Halbuki İsa aleyhisselam cisim miydi? İnsan idi. Yok iken var oldu ve size göre öldürülmüştür. Önce çocuk idi, büyüdü, yerdi, içerdi, bizim gibi konuşurdu. Yatardı, uyurdu, uyanırdı, yürürdü. Her insan gibi yaşamak için birçok şeye muhtaç idi. Muhtaç olan gani olur mu? Yok iken sonradan var olan bir şey, ebedi, sonsuz var olur mu? Değişen bir şey, devamlı, sonsuz var olur mu? İsa aleyhisselam kaçtığı, saklandığı halde Yahudiler yakalayıp astı diyorsunuz. İsa aleyhisselamın o zaman çok üzüldüğünü, bu durumdan kurtulmak için çarelere başvurduğunu söylüyorsunuz. İlah veya ilahtan bir parça kendisine hulur etmiş olsaydı Yahudilerden korunmaz mı? Onları yok etmez miydi? Niçin üzüldü ve saklanacak yer aradı? Vallahi buna hayret ediyorum. Aklı olan kimse bu sözleri nasıl söyler? Buna nasıl inanır? Akıl bu sözlerin bozukluğuna şahittir. Üç türlü söylüyorsunuz. 1. O gözle görülen cismani bir ilahdır diyorsunuz. Alemin ilahının cisim ve beşer olan İsa aleyhisselam olduğunu söylemek Yahudiler onu öldürdüğü zaman alemin ilahını öldürdüklerini söylemek olur. Bu takdirde alemin ilahsız kalması lazım gelirdi. Halbuki alemin ilahsız kalması mümkün değildir. Ayrıca Yahudiler haksız oldukları halde bunların yakalayıp öldürdüğü aciz kuvvetsiz bir kimse alemlerin tanrısı olabilir mi? İsa aleyhisselam'ın Allahü Teala'ya çok ibadet ettiği taate çok rağbet ettiği hususu da tevatür ile sabittir. İsa aleyhisselam ilah olsaydı ibadet ve taatta bulunmazdı. Çünkü ilah asla kendisine ibadet etmez. Bilakis başkaları ona ibadet eder. Papazın sözünün batıl olduğu buradan da anlaşılmaktadır. 2. İlah ona tamamen hulul etmiştir o Tanrı'nın oğludur diyorsunuz. Bu inanış yanlıştır. Çünkü ilah, cisim ve araz, sıfat olamaz. İlahın bir cisme hulul etmesi imkansızdır. Eğer ilah cisim olsaydı, başka bir cisme de hulul ederdi. Cisme hulul eden şey cisim olur ve hulul edince iki cismin maddeleri birbirine karışır. Bu da İlah'ın parçalanmasını icab ettirir. Eğer ilah araz olsaydı bir mahalle mekana muhtaç olurdu. Bu ise ilahın başkasına muhtaç olması demektir. Başkasına muhtaç olan ise ilah olamaz. İlah'ın İsa aleyhisselama hulul etmesine sebep neydi? Sebepsiz İsa aleyhisselama hululu tercihün bila müreccihtir bunun ise batıl olduğunu Allahü Teala'nın bir olduğunu ispat ederken bildirmiştik. 3. O tanrı değildir. Fakat tanrının bir parçası ona hulul etmiş, yerleşmiştir diyorsunuz. Eğer ona hulul eden parça ilahın ilah olmasında tesiri var ise bu parça ilahtan ayrılınca ilahlığı tamamen bozulur. Eğer bu parça ilahın ilah olmasında tesirli değilse, Tanrı'nın parçası olmamış olur. Bu da, ilahın ona hulul etmediğini gösterir. Öyleyse, İsa aleyhisselamın ilah, Tanrı olduğuna başka delilin nedir? Papaz Ölüleri dirilttiği, anadan doğma körlerin gözünü açtığı ve beras denilen, derideki çok kaşınan beyaz lekeleri iyi ettiği için o Tanrı'dır Böyle işleri ancak Tanrı yapabilir. Fahrettin Razi. Delil alamet bulunmayınca medlulün delilin delalet ettiği şeyin bulunmayacağı söylenebilir mi? Delil bulunmayınca medlul de olmaz, var olmaz dersen alem yaratılmadan önce yani ezelde alemi yaratanın yok olduğunu söylemiş olursun ki bu batıldır. Çünkü alem bütün mahluklar yaratanın varlığına delildir. Delil bulunmayınca medlül bulunabilir dersen ezelde mahluklar yok iken yaratanın var olduğunu kabul etmiş olursun. Fakat İsa aleyhisselam ezelde yok iken ilahın ona ezelde hulul ettiğini söylersen bunu ispat edecek bir delilin olması lazımdır. Yoksa delilsiz kabul etmiş olursun. Çünkü İsa aleyhisselam sonradan yaratılmıştır. Ezelde yok olması delilin bulunmaması demektir. Tanrı'nın İsa aleyhisselama hulul ettiğini delilsiz kabul ediyorsun da bana, sana, hayvanlara, otlara ve taşlara hulul etmediğini nereden biliyorsun? Delilsiz bunlara hulul ettiğini niçin kabul etmiyorsun? Papaz İlah'ın İsa aleyhisselama hulul etmesiyle sana, bana ve diğer varlıklara hulul etmemesinin sebebi açıktır. Çünkü İsa aleyhisselamda mucizeler göründü. Sen de, ben de ve diğer varlıklarda böyle harikulade haller görülmedi. Bundan ilahın ona hulul edip bize ve diğer varlıklara hulul etmediğini anlıyoruz. Fahreddin Razi İsa aleyhisselama hulul etmesine delil olarak, onun mucizeler göstermesi olduğunu söylüyorsun. Delil olmayınca, yani mucizeler görülmeyince, hulul edemeyeceğinin için söylüyorsun. Sen de, ben de ve diğer varlıklarda, harikalar, mucizeler bulunmadığı için, Tanrı bunlara hulul etmez diyemezsin. Çünkü delil olmadığı halde, medlül bulunabilir demiştik. Buna göre, İlahın hulul etmesi, delilin bulunmasına yani harikaların, mucizelerin görünmesine bağlı değildir. O halde bana, sana, kediye, köpeğe, fareye de hulul ettiğine inanman lazım gelir. İlahın bu aşağı mahluklara hulul ettiğini inandırmaya varan bir din, hak din olabilir mi? Asayı, bastonu, ejder, yılan yapmak, ölüyü diriltmekten daha güçtür. Çünkü baston ile yılan hiçbir bakımdan birbirine yakın değildir. Musa aleyhisselamın asayı ejdere çevirdiğine inanıyorsunuz da ona tanrı veya tanrının oldu demiyorsunuz. İsa aleyhisselamın için tanrı veya şöyle böyle diyorsunuz. Papaz bu sözüme karşı diyecek hiçbir şey bulamadı susmaya mecbur oldu. Yukarıdaki yazı Saadet-i Ebediyye kitabından alınmıştır. Ey papaz! Bu iki dinin itikatlarını, inanışlarını, bu iki dine bağlı olmayan felsefecilere akıl ve insaf sahiplerine bildirerek ikisinden hangisinin akla uygun, doğru ve güzel olduğunu kendilerine sorup öğrenmeni ve senin gadaül mülahazat ismindeki kitabında iki dini karşılaştırıp hangisi daha güzel ise onu kabul etmelidir diye tavsiye ettiğin sözünde durmanı dileriz. Tevfik yardım Allahü Teala'dandır. İsa aleyhisselam peygamberdir. Ona tapılmaz. Büyük İslam alimi, tefsiri kebir ve çeşitli kıymetli kitapların sahibi İmam Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh 606 Hicri 1209 miladide Hirat'ta vefat etti. Ali İmran suresinin 61. ayeti kerimesini tefsir ederken buyuruyor ki: Harezm şehrindeydim. Şehre bir papazın geldiğini ve Hristiyanlığı yaymak için çalıştığını işittim. Yanına gittim. Konuşmaya başladık. Bana Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğunu gösteren delil nedir? dedi. Şu cevabı verdim. Fahrettin Razi. Musa'nın, İsa'nın ve diğer peygamberlerin aleyhisselam harikalar, mucizeler gösterdiği haber verildiği gibi, Muhammed aleyhisselamın da mucizeler gösterdiği haber verilmiştir. Bu haberler tevatür halindedir. Tevatür ile gelen haberleri ya kabul eder veya reddedersin. Reddeder ve mucize bir zatın peygamber olduğunu ispat etmez der isen, mucizeleri tevatür ile bize haber verilen Diğer peygamberlere de inanmaman lazım gelir. Şayet tevatür ile gelen haberlerin doğruluğunu ve mucize gösteren zatın peygamber olduğunu kabul eder isen, Muhammed Aleyhisselam'ın da peygamber olduğunu kabul etmen lazım gelir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam mucizeler göstermiş ve bu mucizeler bizlere tevatür denilen sağlam haberler ile bildirilmiştir. Diğer peygamberlerin peygamberliğine tevatür ile bildirilen mucizeler sebebiyle inandığın için Muhammed Aleyhisselam'ın da peygamber olduğuna iman etmelisin. Papaz: İsa Aleyhisselam'ın peygamber değil ilah, tanrı olduğuna inanıyorum. Tanrı, mabut demektir. Tapılan şeylerin hepsine Tanrı denir. Allahü Teala'nın ismi Allah'tır. Tanrı değildir. Allahü Teala'dan başka tanrı yoktur. Allah yerine tanrı demek yanlıştır ve çok çirkindir. Fahrettin Razi. Biz şimdi peygamberlik hakkında konuşuyoruz. İlahlıktan önce nübüvvet mevzunu halletmemiz lazımdır. Ayrıca İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu söylemen de batıldır. Çünkü ilahın, tanrının her zaman var olması lazımdır. Madde, cisim, yer kaplayan şeyler tanrı olamaz. Halbuki İsa aleyhisselam cisim idi, insan idi. Yok iken var oldu ve size göre öldürülmüştür. Önce çocuk idi, büyüdü, yerdi, içerdi. Bizim gibi konuşurdu. Yatardı, uyurdu uyanırdı yürürdü her insan gibi yaşamak için birçok şeye muhtaçtı muhtaç olan gani olur mu yok iken sonradan var olan bir şey ebedi sonsuz var olur mu değişen bir şey devamlı sonsuz var olur mu İsa aleyhisselam kaçtığı saklandığı halde Yahudiler yakalayıp astı diyorsunuz İsa aleyhisselamın o zaman çok üzüldüğünü, bu durumdan kurtulmak için çarelere başvurduğunu söylüyorsunuz. İlah veya ilahtan bir parça kendisine hulur etmiş olsaydı, Yahudilerden korunmaz mı, onları yok etmez miydi? Niçin üzüldü ve saklanacak yeri aradı? Vallahi buna hayret ediyorum. Aklı olan kimse, bu sözleri nasıl söyler, buna nasıl inanır? Akıl bu sözlerin bozukluğuna şahittir. Üç türlü söylüyorsunuz. 1. O gözle görülen cismani bir ilahdır diyorsunuz. Alemin ilahının cisim ve beşer olan İsa aleyhisselam olduğunu söylemek, Yahudiler onu öldürdüğü zaman alemin ilahını öldürdüklerini söylemek olur. Bu takdirde alemin ilahsız kalması lazım gelirdi. Halbuki alemin ilahsız kalması mümkün değildir. Ayrıca Yahudiler haksız oldukları halde bunların yakalayıp öldürdüğü aciz kuvvetsiz bir kimse alemlerin tanrısı olabilir mi? İsa Aleyhisselam'ın Allahü Teala'ya çok ibadet ettiği, taate çok rağbet ettiği hususu da tevatür ile sabittir. İsa Aleyhisselam ilah olsaydı ibadet ve taatta bulunmazdı. Çünkü ilah asla kendisine ibadet etmez. Bilakis başkaları ona ibadet eder. Papazın sözünün batıl olduğu buradan da anlaşılmaktadır. 2. İlah ona tamamen hulul etmiştir. O Tanrı'nın oğludur diyorsunuz. Bu inanışı yanlıştır. Çünkü ilah cisim ve araz sıfat olamaz. İlahın bir cisme hulul etmesi imkansızdır. Eğer ilah cisim olsaydı başka bir cisme de hulul ederdi. Cisme hulul eden şey cisim olur ve hulul edince iki cismin maddeleri birbirine karışır. Bu da ilahın parçalanmasını icab ettirir. Eğer ilah araz olsaydı bir mahalle mekana muhtaç olurdu. Bu ise İlahın başkasına muhtaç olması demektir. Başkasına muhtaç olan ise ilah olamaz. İlahın İsa aleyhisselama hulul etmesine sebep neydi? Sebepsiz İsa aleyhisselama hululü tercihün bila müreccihtir. Bunun ise batıl olduğunu Allahü Teala'nın bir olduğunu ispat ederken bildirmiştik. 3. O Tanrı değildir. Fakat Tanrı'nın bir parçası ona hulul etmiş, yerleşmiştir diyorsunuz. Eğer ona hulul eden parça, ilahın ilah olmasında tesiri var ise, bu parça ilahtan ayrılınca, ilahlığı tamamen bozulur. Eğer bu parça, ilahın ilah olmasında tesirli değilse, Tanrı'nın parçası olmamış olur. Bu da, ilahın ona hulul etmediğini gösterir. Öyleyse İsa aleyhisselamın ilah tanrı olduğuna başka delilin nedir? Papaz. Ölüleri dirilttiği, anadan doğma körlerin gözünü açtığı ve beras denilen derideki çok kaşınan beyaz lekeleri iyi ettiği için o tanrıdır. Böyle işleri ancak tanrı yapabilir. Fahrettin Razi. Delil alamet bulunmayınca medlulün, delilin delalet ettiği şeyin bulunmayacağı söylenebilir mi? Delil bulunmayınca medlul de olmaz, var olmaz dersen, alem yaratılmadan önce, yani ezelde alemi yaratanın yok olduğunu söylemiş olursun ki bu batıldır. Çünkü alem bütün mahluklar yaratanın varlığına delildir. Delil bulunmayınca Medlül bulunabilir dersen ezelde mahluklar yok iken yaratanın var olduğunu kabul etmiş olursun. Fakat İsa aleyhisselam ezelde yok iken ilahın ona ezelde hulul ettiğini söylersen bunu ispat edecek bir delilin olması lazımdır. Yoksa delilsiz kabul etmiş olursun. Çünkü İsa aleyhisselam sonradan yaratılmıştır. Ezelde yok olması delilin bulunmaması demektir Tanrı'nın İsa aleyhisselama hulul ettiğini delilsiz kabul ediyorsun da bana sana hayvanlara otlara ve taşlara hulul etmediğini nereden biliyorsun delilsiz bunlara hulul ettiğini niçin kabul etmiyorsun papaz ilahın İsa aleyhisselama hulul etmesiyle sana bana ve diğer varlıklara hulul etmemesinin sebebi açıktır çünkü İsa aleyhisselam'da mucizeler göründü. Sen de, ben de ve diğer varlıklarda böyle harikulade haller görülmedi. Bundan ilahın ona hulul edip bize ve diğer varlıklara hulul etmediğini anlıyoruz. Fahrettin Razi İsa aleyhisselama hulul etmesine delil olarak onun mucizeler göstermesi olduğunu söylüyorsun. Delil olmayınca yani mucizeler görülmeyince hulul edemeyeceğinin için söylüyorsun. Sen de ben de ve diğer varlıklarda harikalar, mucizeler bulunmadığı için Tanrı bunlara hulul etmez diyemezsin. Çünkü delil olmadığı halde medlül bulunabilir demiştik. Buna göre ilahın hulul etmesi delilin bulunmasına yani harikaların, mucizelerin görünmesine bağlı değildir. O halde bana, sana, kediye, köpeğe, fareye de hulul ettiğine inanman lazım gelir. İlahın bu aşağı mahluklara hulul ettiğini inandırmaya varan bir din, hak din olabilir mi? Asayı, bastonu, ejder, yılan yapmak, ölüyü diriltmekten daha güçtür. Çünkü baston ile yılan, hiçbir bakımdan birbirine yakın değildir. Musa aleyhisselamın asayı ejdere çevirdiğine inanıyorsunuz da, ona Tanrı veya Tanrı'nın oğlu demiyorsunuz. İsa aleyhisselaman için Tanrı veya şöyle böyle diyorsunuz. Papaz, bu sözüme karşı diyecek hiçbir şey bulamadı. Susmaya mecbur oldu. Yukarıdaki yazı, Saadet-i Ebediyye kitabından alınmıştır. Ey papaz! Bu iki dinin itikatlarını, inanışlarını bu iki dine bağlı olmayan felsefecilere, akıl ve insaf sahiplerine bildirerek ikisinden hangisinin akla uygun, doğru ve güzel olduğunu kendilerine sorup öğrenmeni ve senin Gadaül Mülahazat ismindeki kitabında iki dini karşılaştırıp hangisi daha güzel ise onu kabul etmelidir diye tavsiye ettiğin sözünde durmanı dileriz. Tevfik, yardım Allahü Teala'dandır.